Manasız şeylerle meşgul ettim seni, bağışla. Zaten keder içindesin. Bahçeye çıkalım mı? Biraz yürüyelim. Ata binelim. Hünkârım. Söyle. İskender Çelebi huzura çıkmak isterler. Mühim bir mesele olduğunu söylediler. Gelsin. Çekilebilirsin. Başka bir vakit çıkarız. Hünkârım. Avusturya elçileriyle imzalanan anlaşmanın tutanaklarını inceledim. Sizin de görmeniz gerektiğini düşündüm. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Benim yaptığım her şey bakidir. Zira bütün kudret benim elimin altındadır. Devlet erkanını, beyler beyini ben tayin ederim. Benim vermiş oldukları verilmiş olarak kalır. Reddettiğim şeyler ise sürekli reddedilir. Her şey benim kararımla olduğu için yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim onayımdan geçmezler ise uygulanmaz. Hünkârım, malumunuz. Kimseyi şikayet etmek gibi bir huyum yoktur. Fakat bunları görünce ürperdim. Anlaşılan o ki af buyurun, haşa. Paşamız kendini hünkârımızla eş görüyor. Elçilerin önünde böyle konuşması düşmanlarımız nezdinde yanlış bir intiba uyandırmaz mı? Endişeni anlıyorum İskender Çelebi. Lakin için rahat olsun. Zira İbrahim Paşa'ya bu yetkileri ben verdim. Devlet-i Âliye'nin çıkarları için. Bana sormadan her türlü tedbiri alabilir. Benim adıma konuşabilir. Benim bu kararlarım divan kayıtlarında da mevcuttur. Haddimi aşmak istemem hünkârım. Fakat paşamız bu görüşmeler için saraylarına taht kurdurmuşlar. Sizden başka kimin haddi nedir bu? Divan Kâdibi Celalzade ile bizzat görüştüm. Kendisinin ifadesidir bana. Tahtın her iki yanında da birer aslan heykeli varmış. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Bursa'daki ıslahatlar hakkında hala malumat verme imkanı bulamadım sultanım. Bilahareinde. Nasıl arzu ederseniz. Hünkârım. Hürrem Sultanımız sizi görmek istiyorlar. Mermer Köşk'e gelmenizi buyurdular. Sultanımıza hürmetlerimi iletin. Teşriflerini bekleyeceğim. Hünkârım, ben daha Çınarlı Konağı'ndayken müjdeciler Şeref Han'ın kellesini yolladılar. Gerekli tahkikatı yaptım. Herhangi bir isyan ihtimaline karşılık Şeref Han'ın oğlu Şemsüddin'i Bitlis Han'ı olarak tayin ettim. Sulh sağlandı. İsabetli bir karar vermişsin. Diğer hanlar ve beylerle görüşmeleri nasıl geçti? İkna ettim hünkârım, bize bağlı kalacaklar. Fakat taht masp durmak niyetinde değil. Kışkırtmaya devam ediyor. Bu cüretini benim karşıma çıkarak da gösterir inşallah. Nerede olduğu belli değil ki hünkârım. Mütemadiyen başka haberler geliyor. Belli ki yerinde durmuyor. Özbekler ve Hindistan mühim. Onlarla kuracağımız irtibat taht masp'ı iyice sıkıştıracaktır. Bir an evvel divanı toplamak icap eder. Ben alakadar olurum. Hünkârım, çalışmalarımla alakalı kayıtların hepsi burada. Tetkikiniz için hazırlar.
Şimdi müsaade ederseniz evlatlarımı görmek isterim. Göreceksin elbet. Lakin evvela izah etmeni istediğim bir husus var. Sen yokken bunu bana getirdiler. Bu laflar sana mı ait? Doğrudur hünkârım. Bu lafların her kelimesi bana ait. Ben sizi temsilen oradaydım ve bu yetkilerin hepsini siz bahşettiniz bana. İstediğimiz neticeleri elde etmek için böyle konuşmam icap etti. Bunun başka yolları da var Bargalı. Neden bu üslubu kullandın? Benim hususi bir gayem yoktu. Tesirli bir siyaset için yüzüm gördüm. Peki taht? O da mı bu siyasetin bir parçası? Elbette. Siz vezir-i azamınızı krallarla aynı mertebede görmek istediğinizi söylediniz. Ben de bundan mütevellit elçileri öyle kabul ettim. Kararınıza bizzat şahitlik etsinler istedim. Bu yetkileri sana ben bahşettim. Lakin unutma ki kendi elimle verdiğimi yine kendi elimle almasını bilirim. Seni kendinden dahi korumam icap edebilir Bargalı. Zira bu laflar çok tehlikeli. Bilhassa bir tahtın üzerinde söylendiğinde. Dostlarını bile düşman edebilecek böyle lüzumsuz hatalardan uzak dur. Gördüğün gibi dönüp dolaşıp yine bana gel. Hünkârım, canınızı sıktıysam bağışlayın. Fakat hakkı haliniz var. Herkes sizin gibi okumaz bu lafları. Veya esas niyetimi anlayamazlar. Ve hatta çarpıtırlar. Bilhassa efendi hazretleri gibi eli kolu uzun bir düşmanım varken benim daha ihtiyatlı davranmam gerekir. Hakkınız var. Sen artık git. Hatice'm beklemesin seni. Hünkârım, süt kardeşiniz Yahya Efendi ile görüşme imkanınız oldu mu? Görüştüm elbet. Birçok defa gelip ziyaret etti. Validemizin akıbeti hakkında bir şey söylediler mi? Malum kendisinin Hızır Aleyhisselam'la konuştuğu rivayet edilir. Bilhassa istemedim. Vaka kendisi de istemedi. Zannediyorum ikimiz de kötü bir havadise hazır değiliz henüz. Hünkârım, İbrahim Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Gel İbrahim Paşa. Biz de sohbet ediyorduk İskender Çelebi ile. İsabet oldu gelmen. Ben de seni çağırtacaktım. Hayırdır, bir mesele mi var? Hünkârım. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım, beni çağırmışsınız. Gel aslan parçası. Hayli zamandır sual edip duruyordun. İbrahim Paşa da geldiğine göre bu meseleyi karara bağlama vaktidir. Hangi mesele hünkârım? İbrahim Paşa, tez elden hazırlıklara başla. Oğlum Şehzade Mustafa'yı Manisa Sancak Bey'i tayin ediyorum. Hünkârım, bu kıymetli vazifeyi layığıyla yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Ben senden razıyım Mustafa'm. Yüce Rabbim de razı olsun.
Hayırlara vesile olsun Şehzade Hazretleri. Allah yolunuzu açık, kılıcınızı keskin etsin. Amin. Paşam? İbrahim Paşa da seninle birlikte öğrendi. Şaşkınlığı bu yüzden. Nasıl da akıp geçmiş vakit. Hayırlı uğurlu olsun şehzadem. Allah yardımcınız olsun. Amin. Nedir bu halin Pargalı? Mustafa'mın gitmesini istemiyor musun yoksa? Nasıl istemem hünkârım? Ben onu bugünler için hazırladım. Dediğiniz gibi biraz ani oldu benim için. Şaşkınlığımı mazur görün. Mustafa'm yine sana emanet. Sen onun yanında ol ki benim içim rahat etsin. Aksi mümkün mü? Elbette ki yanında olacağım. Lakin sizden bir istirhamım olacak hünkârım. Mahidevran Sultanımız. Ne olmuş ona? Malumunuz şehzademizle birlikte gitmesi icap eder. Fakat şu an için bu pek mümkün gözükmüyor. En azından Valide Sultanımız ayağa kalkana kadar sarayda kalmasında fayda var. Validemin burada kalmasını takdir etmişsiniz. Öyle uygun gördüm Mustafa'm. Daha sonra katılır sana. Siz nasıl arzu ederseniz. Yalnız endişeliyim hünkârım. Eğer yalnız gidersem aklım burada validemde kalacak. Malum bir sürü hadise yaşadık. Gel. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldi. Gelsin. Hünkârım. Gel Mahidevran. Mustafa. Benim aslan parçam. Hayırlı haberi aldım. Rabbime şükürler olsun bugünleri de gördüm. Mustafa'nın bazı kaygıları var Mahidevran. Seni burada yalnız bırakmaktan rahatsız. Ne yalnızlığı Mustafa? Ben hünkârımızın yanındayım. Validenin hakkı var Mustafa'm. Kaygıların yersiz. Hünkârım. Validem nasıl? Uyuyorlar hünkârım. Keşke size hayırlı bir haber verebilsem. Gülhem Hatun, ben müsaadenizle. Tamam, sen çık, ben buradayım. Validem. Buradayım, yanınızdayım. Ne fayda ki bir çareyim. Elim kolum bağlı. Sizin için yüce Rabbime yakarmaktan, dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Nasılsın Gülfem? Nicedir sohbet etmedik. Tadım tuzum kalmadı hünkârım. Validemizin bu hali zoruma gidiyor. Ben onu hiç böyle görmedim. Hep kuvvetliydi. Neler gördük, neler yaşadık. Asla yıkılmadı. Bir çınar gibi ayaktaydı her daim. Dimdik dururdu.
ölümü sebebi belki de benim Gülfem. Malum hayli üzdüm validemi. Yeri geldi beni evlatlıktan reddetmek dahi istedi. İçiniz rahat olsun hünkârım. Bana her şeyi anlatırdı. Kızdı. Üzüldü oldu elbet. Lakin hiçbir zaman gönül koymadı size. Bir ana evladından ne ister? Sevgi, hürmet, vefa. Siz bunların hepsini ziyadesiyle sundunuz. Gel. Hünkârım, Mustafa Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Söyle paşa. Hünkârım, hat düğümü ayinimiz için divanda alınan son kararları arz etmeye geldim. Serdar İskender Çelebi'nin azil kararı hünkârım. İbrahim Paşa'mızda ciddi bir tartışmaları oldu. Nedir bu tartışma mevzu? İbrahim Paşa'mız defterlerin tetkik edilmesini buyurdular. Lakin İskender Çelebi buna itiraz etti. Ağır! Derhal İbrahim Paşa'ya haber verin gelsin. Sen çekilebilirsin. Gel. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Yaklaş. İskender Çelebi ile aranızda geçenleri duydum. Evet. Böyle icap etti hünkârım. Tek söyleyeceğim bu mu? Hünkârım, bu devleti yönetmem için beni siz yetkili kıldınız. Eğer bu mesuliyet bana aitse, birlikte çalışacağım insanları da ben belirlerim. Elbette sana böyle bir kudret bahşettim. Lakin adil olman koşuluyla. Hünkârım, inanın bana bu adil bir karardı. İskender Çelebi bana ve makamıma hakaret etti. İskender Çelebi haddini aşmış. Emin ol bunun bedelini ödeyecektir. Lakin senin de hatan var İbrahim. Daha evvel aranızda geçenler malum. Bu meseleyi şahsileştirdiğin kanaatindeyim. Bilhassa üstüme geliyorum. Efendi Hazretleri dinlenen adama hizmet ettiğini düşünüyorum. Eğer bunu ispatlarsan, değil azletmek kellesini alırım. Hünkârım. Sefer arifesinde böyle bir azle müsaade etmem. İskender Çelebi senden özür dileyecek, sen de bu meseleyi unutacaksın. Böyle bir husumetin hiç kimseye faydası yok. Bugün bir yere gitme Süleyman. Birlikte olalım. Ne vakittir göremiyorum seni. İbrahim bekliyor. Yakında sefere çıkacağız. Çalışmamız lazım. Validemiz bu haldeyken nasıl gireceksin?
Senin varlığın kuvvet veriyor validemize. Ben sefere daha sonra katılacağım. Gel. Hünkârım. Söyle. Hatice Sultan ve Mahidevran Sultan geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Hünkârım. Hoş geldin Hatice'm. Bir şey mi oldu? Mahidevran'ın size söyleyecekleri var. Hünkârım. Nigar Hatun'u vazifesinden aldım. Saraydan gidiyor. Mustafa'mın gitme vakti yaklaşıyor hünkârım. Hazırlıklarla alakalı malumat vermeye geldim. İbrahim yakinen alakadar oluyor bu mevzuyla. Sen neler yaptın? Aslında büyük bir mahiyetle çıkacak yola. Cariyeleri, ağları, kalfaları bizzat ben seçiyorum. Rahat etmesi için ne lazımsa tedarik ediliyor. Âlâ. Sabah birlikteydik. Hâlâ heyecanlı görünüyor. Nasıl olmasın hünkârım? Bizlerden ayrı bir hayat başlıyor onun için. Allah yardımcısı olsun. Amin. Başka? Arzu ettiğiniz başka bir şey varsa? Yok, sen her şeyi düşünmüşsün zaten. Mustafa'm haftaya yola çıkabilir. Şehzadem çok sevinecek bu haberi. Hünkârım, şehzademin hazırlıkları esnasında denk geldim. Nedir bu? Size layık değil ama... kabul ederseniz memnun olurum. Neredeydin? Bahçeye çıktım. Hatice Sultanımız da oradaydı. Sohbet ettik biraz. Nasılmış? Ziyadesiyle umutlu. Validemizin bugün yarın iyileşeceğini söylüyor. Bu da beni tedirgin ediyor. Ne demek bu? Süleyman validemiz iyi değil. Her şeye hazırlıklı olması lazım, yoksa çok üzülür. İki tane evladı var. Onu çok seven bir kocası var. Onların varlığıyla ayakta duracaktır elbet. Orası öyle tabii. Ne hoş. Sen mi yaptın? Hayır. Mahidevran'ın hediyesi. Bunu nasıl kabul edersin? Bunu yanlış anlayıp karşılık bekleyebilir. Ey sevgili. Kim ne umut ederse etsin, beklesin. Ne fayda? Zira ben alemin padişahıyım, sen de benim. Yaklaş bakalım.
zaman beğenecek misin? Bir hayır zarif. Hürrem Sultanımız pek memnun kalacaktır hünkârım. Bu validem için. Anladım. Valide Sultanımız bütün zarafetiyle taşıyacaktır bu kolyeyi. Nicedir aklımdaydı, bir türlü fırsat bulamamıştım. Kısmet bugüneymiş. Seni dinliyorum Pargalı. Gerçi ne söyleyeceğim belli. İskender. Hünkârım, yüce takdirinizden yana bir şikayetim yok haşa. Fakat endişe içerisindeyim. İskender Çelebi'nin düşmanlarımızla birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Herkesin bir takım hırsları olabilir Fargalı. Bilhassa devlet yönetiminde çokça görülür bu. İskender'in de bazı hırsları, arzuları vardır elbet. Lakin ihanet ağır suç, ben ihtimal vermem. Diyelim ki öyle, senin dediğin gibi düşmanımızla birlik olmuş. O vakit bırak gözünün önünde olsun. Hünkârım. Dostunu yakın tutmana icap eder Pargalı. Düşmanınıysa daha yakın. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Çekilebilirsiniz. Adın ne senin? Olga hünkârım. Olga. Kim gönderdi seni? Beni sultanım seçtiler. Mahidevran Sultan. Sizi mesut etmenimi istediler. Elini hareket ettirdi hünkârım. Gülfem de buradaydı, o da gördü, öyle değil mi? Evet hünkârım. Hekime haber verdiniz mi? Geliyorlar hünkârım. Validem, aylardır bu hayırlı havadisi bekliyorum. Yalvarırım bir nebze hareket ettirin bu mübarek elinize, ruhum huzur bulsun. Hünkârım, Gülfem Hatun geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gülfem Hatun yaklaş. Fikrini almak istediğim bir husus var. Bir faydam olursa ne mutlu bana. Haremin durumu malumun. Bir türlü nizam sağlanamadı. Hatunlarım arasında engel olamadığım bir husumet var. Bu da nizamın sağlanmasına mani oluyor. Bir an evvel bir haznedar tayin etmem lazım. Lakin böyle biri olmalı ki bu kötü gidişata son versin.
Sen ne dersin? Sence kimi tayin etmeliyim? Gülfem Hatun, hünkârımız neden çağırmış? Yeni haznedarın tayiniyle alakalı fikrimi almak istediler. Lakin kimi söylediysen kabul etmediler. Kimse tayin edilmedi mi? Edildi sultanım. Edildi. Artık haremin baş haznedarı benim. Ne güzel. Sen al efendi. Meşgul etme tezgahı. Hünkâr. Şşş, öteki etme. Neden görmek istediniz beni? Yoksa validemiz mi kötüledi? Hayır, aksine hekimler daha iyi olduğunu söylüyorlar. Zira sahilini kullanmaya başladı bile. Bu çok sevindirici bir haber. Buna sevinmelisiniz. Nedir bu haliniz? Keder içindesiniz. Anlatacağım ya. Gel oturalım yere. Dün havadisi alınca hayli sevindim. Lakin gece öyle bir rüya gördüm ki bütün neşem, keyfim kaçtı. Hayırlar olsun. Hayır mı şer mi sen söyle Yahya. Başka türlü içim rahat etmeyecek.